Sevgili Haberaks TV izleyenleri, hepinize merhabalar. Ben Dilber Bahadır. Bugün Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeyiz sevgili seyirciler. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Beyefendi ile sohbet edeceğiz. İlçedeki çalışmaları öğreneceğiz. Projeler nelerdir? Yeni bitmiş projeler var mı? Ramazan ayındaki projeler, Ramazan nasıl geçiyor 19 Mayıs'ta? Bunları öğreneceğiz ve hali hazırda projelerle ilgili bilgiler alacağız belediye başkanımızdan ve bize açık bulunacak. Bizleri izleyen tüm hemşehrilerimizin öncelikle Ramazanlarını tebrik ediyorum. Önümüzde pazartesi günü icra edeceğimiz Kadir gecemizi de şimdiden tebrik ediyorum. 19 Mayıs Belediyesi olarak çok güzel ve ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bu yıl son bir yıl içerisinde söz verdiğimiz projelerden bir tanesi olan Kumcağız Mahallesi Spor Kompleksini yaklaşık bir ay önce hizmete açtık ve söz verdiğimiz projelerden biri olan bu eserle ilk icraatımızı da gerçekleştirmiş oluyoruz. 19 Mayıs tüm hemşehrilerimizin de bildiği gibi yeşille mavinin birleştiği son derece güzel, şirin ilçelerimizden bir tanesi. İlçe merkezinde de söz verdiğimiz, iki yıldır yapmak için gayret gösterdiğimiz hükümet konağı önündeki peyzaj projemizi, meydan projemizi bir bölümünün ihtiyaç maddelerini almıştık. Onları da büyükşehrimize devrettik. Büyükşehir dialesini yaptı. Bir hafta önce de çalışmalarına başladı. İnşallah iki ay içerisinde Kurban Bayramı gelmeden hükümet konağı önündeki peyzaj projemiz de hayata geçmiş olacak. Bu da söz verdiğimiz projelerden bir tanesiydi. Bir diğer vatandaşımızı memnun edecek gelişmelerden bir tanesi de inşallah 2015 yılı içerisinde ana boru hattı, 2016 yılı içerisinde de iç dağıtım hattı olmak üzere doğalgaz hizmetinden artık 19 Mayıs'ta faydalanır pozisyona gelecek. Bu konuda çok ciddi olarak gerek bakanlarımız gerek milletvekillerimiz 19 Mayıs'a geldiğinde vatandaşlarımız tarafından son iki yıldır dillendirilen sorunlardan bir tanesiydi. Bafra ile Atakum arasında doğalgaz hizmetine kavuşmamış bir şirin bir ilçe olarak bu eksiğimizi de gidermiş oluyoruz. Birkaç yıl sonra 19 Mayıs bütün hemşehrilerimizin ve Türkiye'deki değişik iç turizm ve dış turizm, dışarıdan gelen dış turistlerimizin de ziyaretgahı olacak bir ilçe konumuna getirmeye çalışıyoruz. Öyle de olacağını umut ediyorum.